8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz uzman psikolog Murat Ergış. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Biz de çok iyiyiz. Hocam, bugünkü konuğumuz sizi de yakalamışken psikolog olarak boşanma süreçlerinden bahsedelim istiyoruz. Özellikle kadınlardan bahsedelim. Kadınlar boşanma süreçlerinde hangi duyguları yaşıyorlar? Hangi duyguları ön planda oluyor? Şimdi evliliğin kendisi ilk başlarda belirli bir şekilde olumlu bir duygularla birlikte başlayıp sonra evlilikle sonuçlandığında belli bir çatışmalar yaşanıyor evlilik içerisinde, anlaşmazlıklar. Bunun içerisinde ayrılma noktasına geliniyor ve bunun temelinde maalesef toplumsal olarak kadınlara daha fazla duygu ön planda bir şekilde bir rol biçiliyor. Doğal olarak da boşanma sürecinde de kadınlarda duygular çok daha ön planda ve bir hayal kırıklığı söz konusu. Belli bir nebze bir suçluluk duygusu var ki bu suçluluk duygusu aslında en olumsuz olarak nitelendirilebilecek. Çünkü insanların motivasyonlarını belli bir noktada en fazla ortadan kaldıran, motivasyonu ortadan kaldıran şey suçluluk duygusu. Tabii ilk başlarda, boşanmanın ilk başında kadınlarda çok fazla şey var. Bir inkar süreci var. Bunun böyle bir şey olabileceğini düşünmezler ve genelde bir şekilde tekrardan bir orta yol bulunabilir şeklinde bir düşünce söz konusu. Belli bir aşamadan sonra bir öfke patlaması ortaya çıkıyor. Bu öfke patlaması aslında bir hayal kırıklığının ortaya çıkardığı bir öfke patlaması. Kadınlarda biraz daha bu daha fazla dile getirilir, davranışlarına daha ön plandadır. O yüzden hani kadınlarda dediğim gibi biraz öfke patlaması yüksek, bir hayal kırıklığı, bir suçluluk duygusu çok fazla ön planda oluyor. Peki boşanma sürecinde erkekler ne hisseder? Nasıl bir duygu durumu içerisinde olurlar? Şimdi bu anlamda kadınlar erkeklerden bir nebze daha bir açıdan daha iyi bir durumdalar. Çünkü duygularını dile getirip bir anlamda o duyguların dile getirilmesi, yüzeye çıkması, ifade edilmesi sürecin daha kısa vadede atlatılmasını sağlıyor aslında. Erkeklerde tam tersi bir durum söz konusu. O duygular çok fazla dile getirilmez. Genelde baskılanır. Farklı aktivitelerle unutulmaya çalışılır. Boşanma sürecinin kendisi daha uzun bir sürece yayılıyor. Kadınlarda dediğim gibi daha kısa bir sürede olabiliyor. Erkeklere nazaran söylüyorum. Yani kadınlarda genelde daha kısa olur şeklinde değil. Hani erkeklere nazaran daha kısa süreli olur. Erkeklerde daha uzun oluyor ve motivasyonları çok daha düşürebiliyor. Farklı aktiviteler yaparak bunu bastırmaya çalışırlar ya da inkar ederler. Bu yüzden genelde şöyle bir durum oluyor. Daha sonraki aşamalarda birkaç, yani zamansal olarak bunu ifade etmek belki biraz güç olabilir. Ama çok ileriki süreçlerde erkeklerde ortaya çıkan psikolojik süreçler daha fazla oluyor. Yani kadınlar aslında tepkilerini göstererek bunu bir şekilde atlatıyorlar. Erkekler çok içe atıyorlar ama sonrasında tabii bu tepkiler gün yüzüne çıktığında daha şiddetli olabiliyor diyorsun. Evet, evet. Bu süreçte de çocukların olumsuz anlamda çok etkileneceği düşünülerek hep ertelenir boşanma süreçleri. Evet. Bu süreçte sizce çocuklar nasıl etkilenirler? Şöyle bir şey, toplumumuzda aile kavramı çok kutsiyet atfedilen bir şey. Bu anlamda boşanmayı da o anlamda mümkün olduğunca ortada bir de çocuk varken çok daha ötelenir. Bir şekilde kadın özellikle daha fazla bir rol misyon biçilir ona. Evliliği sürdürebilecek olan kadın olarak ifade edilir. Bir şekilde altın alması gerekenin süreci iyi yönetmesi, sağlıklı yönetmesini daha çok kadından beklenir. Erkek daha rol olarak, toplumsal cinsel rolü olarak da evi geçindirebilecek şekilde bir rol biçiliyor. Küçüklükten beri bu bize bu şekilde öğretiliyor. O yüzden bunu sürdürmeye çalışır. Hani bir şekilde o aile kavramı sürdürülsün. Ama maalesef çocuk üzerine çok olumsuz bir durumlar ortaya çıkartabiliyor. Şöyle ki eşler arasındaki iletişim ister istemez bu tartışmalardan kaynaklı olarak neredeyse kopma aşamasına geliyor iletişim ve bu çocuk üzerinde neticede çocuğun ilk rol modelleri anne babasıdır ve
daha sosyal bir ortama girmeden önce anne babasının yaptığı bütün davranışları aslında bir anlamda taklit ederler ve onu bir dünyada var olabilecek bir kural olarak nitelendirirler ve sonraki ilişkilerinde aslında böyle olması gerektiğini düşünürler. O yüzden eşler arasındaki bu kopukluk ilerideki dönemlerde çocuklar üzerinde çok daha fazla olumsuz duyguları ortaya çıkartabiliyor. Sosyal ilişkilerinde ciddi bir problemlere sebep olabiliyor. Romantik ilişkilerinde, akademik başarılarında, okuldaki arkadaşlarıyla olan iletişimlerinde de aynı şekilde ortaya çıkabiliyor. Peki bu süreç nasıl yönetilmelidir? Ne yapmaları gerekir yani? Şunu net olarak aslında fark etmemiz gerekiyor. Yani bir, iki partner olarak eğer bir şeylerin çocuklu olsun olmasın, dünya bakış açıları ya da günlük hayat rutinlerinde farklılaşıyorsa toplumumuzda çok tasnif edilmediğinden kaynaklı olarak bir baskı hissediliyor aslında bu partner arasında da hani evliliği sürdürülmesine yönelik evliliği sürdürülmemesi gerektiğini ve oturup daha olayların tamamen kopma noktasına tamamen tartışmaların zirve yapacağı noktasına gelmeden önce daha sağlıklı bir şekilde konuşulup bu sürecin sonlandırılması her iki partner için de çok daha sağlıklı olur. İşin içinde çocuklar varken bu çok daha önem arz ediyor. Çocuğun geleceğini bunu iyi hesaplamaları gerekiyor. Çünkü maalesef bu tür tartışmalarda biz genelde kendi kişisel duygularımıza çok fazla yoğunlaşıyoruz. Yani iki partner içinde öfke duygusu çok ön planda. Bir anlamda suçluk duygusu da var. O suçluk duygusunu bastırmak için biraz da öfke duygusu ön plana çıkıyor. Ve çocuklar bu esnada tamamen ihmal ediliyor. Çocuğun sadece temel ihtiyaçlarına genelde odaklanıyor. Temel ihtiyaçlarına kastım fiziksel ihtiyaçları. Bunu yaptıklarında aslında çocuğu belli bir şekilde sağlıklı tuttukları düşüncesi var. Bu hiç de şey değil açıkçası. Bu yüzden hani çocuğun sağlığını daha duygusal düşünmekten ziyade daha objektif ve nesne düşünerek çocuğun sağlığını, partnerinin sağlığını ve kendi sağlığını düşünerek daha belli sağlıklı bir iletişimle sonuçlandırması en olması gereken, doğru olan şeydir. Peki hocam, programımızın da sonuna doğru geldik ama şunu da merak ediyoruz biz. Şimdi tabii ki burada nesnel davranılması, objektif davranılması gerektiğini düşünüyorsunuz ama o psikolojide olamadığımızı da söylüyorsunuz. Bu noktada bizim tabii ki uzman desteğine değil mi ihtiyacımız vardır. Bize şöyle detaylı bir açıklar mısınız? Uzman desteğine neden bu süreçte ihtiyacımız olur? Şöyle ki biraz önce ifade ettiğim gibi biz kişisel o esnada boşanma sürecinde tamamen kendi duygularımıza odaklanırız. Kadın için de aynı, erkek için de aynı şekilde. Bu süreçte sağlıklı iletişim gerçekleşmediği için partner arasında tamamen kendi duyguları merkezde olduğu için hem kendileri karşı partnerine ciddi anlamda zarar vermeye çalışmak, onu incitmek. Çünkü neticede belli bir zaman geçirmiş insanların karşıdaki diğer insanı nasıl rahatlıkla incitebileceğini çok daha iyi biliyorlar. Bu yüzden bunu bu şekilde değil de bir uzman desteğiyle daha sağlıklı bir iletişim kanalına, daha sağlıklı bir iletişim alanına çekmek hem kendileri için sonraki süreçte bu süreci yönetmeleri için, sonraki yaşamlarında daha hızlı adapte olabilmeleri için en önemlisi de çocuk varsa çocuk için. Bu anlamda uzman sağlıklı bir iletişim sağlar. Çocuğun o esnada gelişimsel dönemine göre nasıl davranması gerektiğini, çocuğa nasıl davranması gerektiğini, çocuğun sonraki hayatında aslında partnerlere ayrılsa bile bir şekilde çocuğa yönelik rollerin neler olduğunu ifade etmeleri konusunda çok daha yardımcı oluyor uzman bu noktada. Uzman desteği gerçekten bu anlamda çok kritik bir yerde duruyor. Kişisel olarak bir nacizane tavsiye olarak diyeyim. Bir destek daima daha iyi olabiliyor. Yani alışılmış aslında bir alışkanlık var, yaşanmışlıklar var vesaire, çocuk var, her şey var. Bundan kopmak, bundan ayrılmak çok da kolay değil. Evet isteniyor ama nereye kadar bunu başarabilmek kolay. O yüzden buradan seyircilerimize de söylüyoruz. Uzmanlardan destek alın ve bu süreci daha sağlıklı atlatmaya çalışın. Hem kendiniz hem de çocuklarınız için diyelim. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok
sağ olun. Efendim, uzman psikolog Murat Argış bizlerleydi. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.